Artık bugün de video yapmaz, bugün de dinlenir dediniz ama maalesef arkadaşlar böyle bir günde tabii ki yine bir fırsat videosuyla karşınızda olacağım. O günlerde zaten sizlerle beraberiz. Bırakın güzel günlerde de bu serilerimize devam ettirelim. Bugün de bir videoda dediğim gibi karşınızdayım arkadaşlar. Eğer sizler de fırsatlardan, değerlendirmelerden, uyarılardan yararlanmak istiyorsanız kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bu ücretsizdir. Abone olduktan sonra videomuzu beğenmeyi, altına da yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın dostlar. Evet, güzel bir gündü. Açıkçası endeksle ilgili zaten beklentilerim pozitifti. Yani şöyle endeksimizin tepki alması gerektiği noktalardaydık. Küresel piyasaların toparladığını endeksimizin artık tepki vermesi gerektiğini sürekli söyledim. Hala pozitif kanalda değiliz. Bunu öncelikle hatırlatmış olayım. Yani böyle hani rehavete kapılınacak bir ortam yok. Ama tabii ki belirli göstergeler var. Bunları zaten şimdi hemen sizlerle paylaşacağım dostlar. Hiç vakit kaybetmeden Twitter sayfamız Broker.nk, Telegram Broker.nk, Borsa Analiz. Buralarda da sürekli tweet. Aynı zamanda canlı sohbetlerimiz de var. O yüzden Takip etmenizi tavsiye ederim Arkadaşlar şimdi öncelikle Bu endeks neden böyle döndü onu konuşalım Çünkü küresel piyasalar uçuyor Yani Japonya şu an Endeks %3.5 civarında çıkmış durumda Bitcoin keza 60 bine dayandı Almanya DAX %1.60 Dow Jones %1.20 S&P 140 Nasdaq %2 yani VIX 15'lere kadar düştü. Dibin dibine geldi artık korku endeksi. Yani şu an küresel piyasalar bir pozitiflik içerisinde. Neden? Çünkü Fed'in faiz kararını fiyatlamaya başladılar. Yani beklenen enflasyon verileri işte bununla birlikte artık resesyon baskısı falan. Artık burada FED'de ya faiz indirim olur ya da faiz indirimi en azından iması olur bu açıklamada diye bunu fiyatladıklarını görüyoruz borsaların. Burada da endeksimiz kapanışa doğru sert bir alım yaptı. Şimdi o Hocam şunu söyleyebilirsiniz. Hocam şimdi döndü ama kağıtlarımız dönmedi. Yani düşen seviyeye gelmedi. Haklısınız dostlar. Maalesef böyle bir durum var ve o yüzden de doğru yerde olmak zorundayız. Bugün bütün tweetlerim bununla alakalıydı. Yani böyle bir kağıt aldım, yattım, takip etmiyorum, işte destek stop, direnç takip etmiyorum, umurumda da değil diyenler bu dönemde maalesef daha da beklemek zorunda kalabilir. O yüzden aktif bir şekilde üyeyseniz bültenlerimize zaten her gün hisselerin soruyorsunuz ve fırsatlardan yararlanıyorsunuz. yararlanıyorsunuz. Üye değilseniz de yine de en azından bu videoları, endeks kanalizlerini falan takip ederek kendinizi aktif ve canlı tutabilirsiniz. Bunu da özellikle söylemiş olayım. Şimdi endeksimizin bugünkü hareketi evet 10.130 bölgesi üzerine gitmemiş olabilir. E, hatta 10.130'lar artık 10.110'lara falan da çekildi ama bu bölgenin üzerine gitmemiş olabilir ama bir sinyal aldık arkadaşlar. Artık 4 saatlikte kafamızı kaldırdık. Bu çok değerli. Eğer yarın açılışla beraber 9.964 üzerinde bir onaylama gerçekleştirir hatta 9.930'a kadar bile sorun yok. Burada kalıcı olur, destek alır, onaylarsak bakın... Temmuz 23 Temmuz'dan bu yana bizi zorlayan endeksin pozitif kanala tekrardan girmeye başlarız demek oluyor. Bu da bizleri 10.000 önce 110'u ardından 170 ve 10.130'lara doğru hatta 10.400'lere doğru bu trendi devam ettirebilir. Bu da tabii ki baba şirketleri bakın yan tahtalarda mücadelemiz devam edecek ama bu endeks Türk Hava Yolları'na, Tüpraş'a, e, Astor'a, vesaire vesaire baba şirketlere yarar daha çok. Yan tahtalar da etkilenir ama bu endeks analizi BIST 30'un genellikle BIST 30 için geçerlidir arkadaşlar. Çünkü BIST 100 endeksinin hacmine 84 milyar. E zaten 60 milyarın 30 tane şirket yapıyor. Geriye kalmış 70 şirkete 20 milyar hacim. Yani bu hacmi bu endeksleri oluşturan 30 tane kağıt var. Geriye kalan da onların yanında alınıyor satılıyor. Olayın özü bu. Evet burada temelde gördüğünüz gibi fırsat olarak düşündüğüm ki hatta gübre fabrikaları. Şöyle arkadaşlar, tahta ile ilgili teknik bir daralmanın ve destek üzerinde kalıcılığın ve çok tutarlı gitmesi, endekse rağmen 20 günlük ortalamanın altına vermemesi bugün de kafa kaldırmasından dolayı kısa vadede değerlendirilebilecek bir fırsat kağıdı olarak görüyorum. Nereye kadar? 179,5'a kadar değerlendirilebilir. Bu kısa vadeli bir değerlendirme %6 civarında. Eğer biraz daha iyi giderse endeks %11-12 civarında 188 bölge. 187 diyelim biz ona da. 187 bölgelerine doğru iki kademeli direnç bölgesi değerlendirilebilir. Hocam ben daha garanticiyim diyen isten 175'te verir. Arkadaşlar ben tahta yapmıyorum. Zaten gübre fabrikalarını yapıyorum diyen de affedersiniz de aptaldır. Böyle bir şey yok. Ee, yani bu tahtalar baba şirkettir bunun milyar liralık hacimler dönen 10 milyon lira hacim yapan şirket değil milyar liralık hacim dönen ya da en azından 100 milyon liralar dönen hacimler şirketler o yüzden bu tahtalarda nerede doyarsanız ister %2'de mi satarsın %5'de mi %7'de mi %11'de mi bu seni ilgilendirir ister hiç satmazsın dersin ki 200 günlüğü kırsın 211'de satayım bunlar seni ilgilendirir bu bir iki tahtayla ilgili 162.30 destek İster onun altına verirsin stoplarsın zarar büyümesin diye. Bakın stop veriyorum. Bu piyasada stop vermeyen dolandırıcıdır. Bunu açık ve net söylüyorum. Zararın nerede kesileceğini bilmemiz lazım. Yani ben de stopluyorum yeri geldiğinde. Sen zaten stoplayacaksın. Neden? Çünkü derinlik takip yapamıyorsun. Takas takip yapamıyorsun. Teknik bilgin zayıfsa kesinlikle stoplara uymak zorundasın ya da çok iyi maliyetin vardır veyahut işte alttan alma fırsatın vardır o zaman 159'da bekleyebilirsin çünkü orada hem pivot hem de 50 günlük ortalama olarak güzel de bir destek bölgemiz var ee, gelelim temel tarafına arkadaşlar bunları veriyorum aslında temel durumdan değil tamamen teknik analizle verdiğim bir kağıt bu ee, ve kısa vadeli veriyorum zaten şimdi birileri diyecek ki gübre fabrikaları çok pahalı falan bu boş muhabbetleri e, şurada da verdiğimde de söylemişlerdi aynen neredeydi o aynen şu destek bölgelerinde şu ortalamaları kırdığında da söylemiştim ee, kısa vadeli şurada da söylemiştim burada da söylemiştim bu dirençlerin hepsi gerçekleşti onlar tabi yazıyor kayboluyor hiç önemli değil şimdi arkadaşlar evet gübre fabrikaları pahalı bir şirket bunu açık ve net söyleyeyim ee, 79 milyon lotu olması böyle bir şirketin yani 14 milyar öz sermaye 56 milyar piyasa dene sahip bir şirketin 79 milyon lotu olması çok güzel çok sığ olduğunu gösteriyor ee, o yüzden zaten zamanında da 3 liralardan 330 lira hatta 390'ları 400'e kadar gitti herhalde Aynen 390 anlıkta 405'leri falan gördü. Ee, yani bu belli oluyor. istendiğini nerelere götürebildiğini. Bu da en büyük avantajı bu. Ama pahalı. Yani ucuz falan diye bir iddiam yok. Ee, FK zaten e, ne, zarar açıklamış. FK uçuk PDD'de 3.88 hani aşırı diyemem. Onlarda değil en azından. Ama yani çok ucuz bir şirket falan değil. Ama beni o ilgilendirmiyor. İçeride bir tahtacı maliyeti var ki o da çok yüksek değil ama zamanla tabii ki akümülü oldu. Yani bu akümülasyonda gördüğünüz gibi artık 170 yani minimum 150, 136 maksimumda 218 arasında akümülasyon var. Neredeyse de hani bir yıl olacak. 8 ay olmuş, 1, 9 ay olmuş hatta. Yani yavaş yavaş burada oturmaya başladı tahta. İleride eninde sonunda bu 321 gapini de kapatacak ama onu bekleyecek adam var mı? Yani %100 alayım ben ama 1 yıl beklerim diyen var mı? Onda artık siz karar verin arkadaşlar. Genel olarak da takas tarafı güzel. Yatırım fonları tahtanın sahibi. Yani yatırım fonları değil pardon alım yapan yatırım fonları. Ve %2'den şey 32'ye çıkartmış. Bu gayet güzel. Citibank'ta alım var. Tahtanın ana düklenicisi e, olan iş yatırım yine keza %2 civarında lot arttırmış. Yani takas tarafında fena değil. Hem toplu bir takas var. Hem yabancı ve fon alımı var. Hem de e, genelde tahta elinde bulunduranların sattığı bir dönemdeyiz. Patronların mal sattığı dönemdeyiz farkındaysanız. O yüzden alım yapıyor olmaları da bence güzel. Dediğim gibi güzel bir değerlendirme. Kısa kesmek istedim bugün. E, akşam zaten yine business grubuyla canlı yayınımız olacak arkadaşlar. Orada 50 tane kağıt analiz yapacağız üyelerimizle. Sizler de üye olmak istiyorsanız katıl butonundan üye olun. Hocam yok ben dışarıdan böyle fırsatları ufak ufak değerlendireyim diyorsam şuradaki abone ol butonuna bas. Bu kadar basit. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.